İsmim Yasin Saygılı. Doğma büyüme Fatihliyim. Hırkayı Şerif civarında bir apartmanda doğdum. Fakat ilk hatıralarım Molla Fenari İsa Camii vardır Halıcılar Caddesi'nde. Onun karşısında bir apartmanda ilkokuldur vesaire orada okudum. Lise döneminde de Darüşşafaka Caddesi'ne taşındık. Şu an hala o civarda ikamet ediyorum. İnsanın gençliği ve çocukluğuyla kurduğu bağları, insanların hepsini ben Fatih'te gördüm, Fatih'te tanıdım. Hani o yüzden iyisiyle, kötüsüyle, haklı, haksız taraflarıyla veya güzel veya kötü anıyla beraber insanın karakterine nakşedilmiş bir durumda oluyor. Hani bu semtin sokakları, bu semtin ruhu. Ne kadar değişirse değişsin, büyük ihtimal burada kalacağımı düşünüyorum. İş itibariyle belki üniversite olarak karşıda çalışıyorum şu an. Akademisyen olduğum üniversite karşı tarafta. Yol gidip gelmek 1,5 saat, 1,5 saat, 3 saat tutuyor. Ama bir gün bile aklımdan ya işte taşınayım, orada yaşayayım, orada bir ev alayım olmadı hani. Baltepe Muhallebisi vardır. 1960'larda açılıyor. Ben çok severim orayı. Kahvaltı yaptığım yer genellikle birazcık da aşağıda Balıkar Muhallebisi var. En basitinden evde hazırlamaya üşeniyorsam veya işte 2-3 misafirim gelecekse bile muhallebici ve kahvaltıcı olarak orayı tercih ediyorum. Biraz daha aşağısında zaten gene Barbaros yoğurtçusu var. Ben biraz maalesef tatlıya ve şekere zaafı olan bir insanım yani. Hayattaki en büyük sıkıntım o diyebilirim. Yani kahvaltıda peynir, zeytinyağını muhallebi yiyebilecek kadar saçmaladığım günler olabiliyor. O yüzden tatlı üzerinden gidiyorum. Barbaros Muhallebisi ve yoğurtçusu zaten yoğurdu çok ünlü. Köroğlu lokantasıdır, onun dışında Özkilis'tir vesaire. Hani Fatih çevresindeki bütün yemek yerlerine bir şekilde dadanmışlığım vardır vakti zamanında. Klasik benim en sık rotamın bu aralar gittiği yer Topkapı Sarayı. Mimar Sinan'da sanat tarihi okurken orada bir 2-3 dönem staj yaptım ben. Protokol rehberliğine kadar çıktım işte staj yapmama rağmen İngilizcem olduğu için. Hani bana uhrevi bir huzur veriyordu. Sabahleyin erken saatlerde gidiyorsunuz, saray kapalıyken, kimse yokken başlıyorsunuz. Ve etrafınızda uzun bir bina yok, yani modern bir bina yok. Sadece eksik Osmanlı dönemine ait taş yapılar, Adalet Kulesi, divan yapısı, işte Enderun Mektebi vesaire. O yüzden oraya karşı Fatih'in için özel bir sevgim var. Allah'a şükür şuralarda en çok gezdirdiğim yer orası oldu bu sebepten. Ve Ayasofya zaten herkesin, İstanbul'da olan ve Fatih'te yaşayan herkesin göz bebeği. Güdüm Necip Polo Hoca'nın 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nda Tefrişat diye güzel bir kitabı var. Odigier de Busek 16. yüzyılda İstanbul'a geliyor ve padişahla karşılaştırmak için işte veya saraydan geçirirken yanındaki mihmandarı buna karaltılar gördüğünü söylüyor, selam vermesini söylüyor. O yerde bu senin çok güzel bir şey var orada. Ya diyor hani yanımdaki mihmandarım bir takım heykellere ve karartılara selam vermem gerektiğini söyleyince diyor. Ya dedim hani bu Türklerin herhalde saçma sapan aletlerinden biri dedim diyor. Ve oradaki taşlara selam verdim diyor. Fakat taşlar aynı anda canlandılar, eğildiler, selamı aldılar ve geri hallerine döndüler. Oradan sonra anladım ki saatlerdir orada bekleyen şeyler karartılar bir heykel veya taş değilmiş. Bir Yeniçeri askeriymiş diyor. Bu benim zihnimi bayağı etki etmişti. Osmanlı'da padişahlar genel olarak yeme ve içmelerini kendi ceplerinden ve o bostanlardan üretilen gelirle sağlarlarmış. Çünkü bir padişah eğer devlet gelirinden bir şey alırsa o gelir de haksız yere toplanma ihtimali olabilir. Sonuçta ver yani haksız olabilir, adaletsiz olabilir. Haram lokma yediği için devleti yönetebileceğinden pek emin olunamaz diye sadece ve sadece kendi bostanından elde ettiği gelirden karşılanmış yemeği. Sarayın benim için etkili olan tarafı, mimari tarafı tabii ki ayrı ama o sarayın açındaki hikayeler, hani taşa can veren hikayeler ve ruhlardır. Hani o sarayın ruhu beni şahsen mutlu ediyor. Ben Fatihliyim. 36 yıldır bu sokakları arşınlıyorum. Bir sanat tarihçisi olmama rağmen, tarih meraklısı bir insan olmama rağmen hala hiç haberim olmayan sebillerden, çeşmelerden hatta türbelerle karşılaşabiliyorum. Ve bu noktada o manevi hazzı alabildiğimi düşünüyorum pek çok noktada. İstanbul'un ve özellikle Fatih'in benim için sürpriz yanı o. Hani o kadar bir mimari ve sanat eseri şehre gömülmüş ki ya post tahtası gibi hiç beklemediğiniz bir köşede, hiç beklemediğiniz bir çeşme yapısı ortaya çıkıyor. Ve maalesef bunda utanarak itiraf etmeliyim. Bazen çok güzel yapılarla karşılaşıyorum ve orayı bilmediğimi fark ediyorum. Yani fark etmemişim. En basitinden Kecicizade Fuat Paşa'nın türbesini ben 25 yaşından sonra ilk defa gördüm. Abdülaziz'in çok güzel bir lafı var. Fuat Paşa bir kaldırım taşı büyüklüğünde bir elmastır. Ne yere koyabilirsiniz ne kafanızda taşıyabilirsiniz diye. Çok sevdiğim bir zattı ve sonra birden hani bu da benim cahilliğim. Bu adamın türbesi nerededir, evi nerededir hiç merak etmemiştim. Sonra evin İstanbul Üniversitesi'nde olduğunu çok daha sonralar öğrendim. Türbesinde bir gün, bu da gene maalesef bilinçli bir çaba değil de geçerken çok güzel bir türbe gördüm divan yolunda, aşağılara doğru salınıyordum. Daha önceden de görmüştüm de çok bakmamıştım. O gün ekstra bir ya dedim bu türbe muazzam güzel bir yer. Neresi bir gideyim. Hayatımda hep böyle o aralar okuma yaptım. O kişiyle, türbesiyle karşılaştım. Ve hayran kaldım. Hani o yüzden hani İstanbul bu yaşımdayım. Büyük ihtimal bir 30 yılda sonra Allah nasip ederse yaşadığım takdirde büyük ihtimal hala görmediğim ve
karşılaştırdığımız zaman bana sürpriz unsur oluşturacak pek çok yapıyla karşılaşacağımı düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani büyük ihtimal sabahın o seher vaktinde ancak ben onu hissedebildiğimi düşünüyorum. Çünkü çok kalabalık bir şehir oldu İstanbul ve artık kolay kolay uzdete çekilmeden o hissiyatı anlamının pek mümkün olacağı hissinde değil. Ya Sultanahmet aslında 1950'lere 60'a kadar çok canlı bir şehirdi, yani içinde insanlar yaşıyordu. Şu an maalesef turistik bir şehir oldu. En güzel, en ihtişamlı camilerimizin, mimari eserlerimizin olduğu yerde insan yok. Geceleri nüfus 10 bin, 15 bine düşüyor ve orası artık turizm için diyet gibi kendi kolumuzu kendimiz kestiğimiz bir yer oldu yani. Hani kendi feda ettiğimiz bir şehrimiz olduğunu düşünüyorum ben o civarların. Ben kültür tarihini seviyorum. Çünkü bir Süleymaniye'yi anlatabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama Süleymaniye sadece 4 minare, 10 şerefe 1550'den şu yıla kadar yapıldı. Yok, mimari Mimar Sinan'dı, Süleyman yaptırdı, türbeleri şudur. Bu beni sıkıyor. Benim için orayı mana katan şey Mimar Sinan'ın orayı yaparken çok uğraşması. Gerektiği zaman Sultan Süleyman'la çatışması, Kanuni'nin orayı bir Süleymaniye yapması için gerçekten emek harcaması. Orayı yaparken bir ruh var. O ruhu anlamak için o insanları bilmeniz lazım. Hayat hikayelerini bilmeniz lazım. O bina yapılırken ki o toplumun sosyoekonomik kültürel yaşamını bilmeniz lazım. Hani bir Osmanlı işçisi o yapıda çalışırken ne düşünüyordu? Hani Mimar Sinan'ın tek derdi orada ya büyük bir yapı yapayım mıydı? Yoksa bu adam hakikaten bu işe kendini mi adamıştı? Hakikaten adamıştı. Peki niye adamıştı? Hani bu adam sonuçta devşirme bir insan. Fakat gün sonunda kendi kitabında dediği bir şey var. Ben diyor ölümümden sonra ölene kadar hayırla yad edilmek istiyorum Allah nazarında ve diğer müminler nazarında. O yüzden de bu yapıyı yapıyorum. Bu insan hakikaten samimi bir insan ve bir eser bırakmak istiyor. Hani sadece en büyük yapıyı ben yapayım, hani günümüzdeki gibi en büyük, en devasa yapı derdinden daha ziyade bir manevi derdi var bu adamın. Kanuni'nin de hakeza öyle. Bu camiyi anlatırken bu hikayelerle Süleymaniye, bu hikayelerle tarih benim gözümde canlanıyor ve ben o yüzden rehberliği seviyorum. Mesela bir yer yapılınca ilk başta her zaman hamam yapılır. İki sebepten. Bir, vakfa bir akar olsun, gelir olsun. İki, cami yapan işçiler hem temiz olsunlar, yıkansınlar hem de gusüllü olarak o cami yapsınlar. Yani hem manevi olarak hem maddi olarak Osmanlı çok muazzam bir sistemdi. Hani sadece tek bir taraflı aşırı maneviyatçı bir şekilde de bakabilirsiniz. Köyle bakan hocalarımız da var işte, her şeyi maneviyat açısından da bakabilirsiniz. Veya aşırı fonksiyonel, işlevsel, seküler açıdan da bakabilirsiniz. Ben iki tarafı da okudum ve gün sonunda insan asla tek kanatla uçamaz. Yemek konusunda muhafazakar bir insanım. Fatih dışında yemek yemiyorum. Hani Fatih benim için yine tarihi yapıları ve yemekleriyle özdeşleşen bir yer. En sevdiğim şey bu su kemerlerini bilirsiniz. Bozdağ su kemerleri. Onun dibinde böyle taburelerle çay içmektir. Onu çok severim. Sultanahmet'e doğru yürüp orada bir 2. Mahmut haziresi vardır. Orada bir gene aynı şekilde çay içmek gibi böyle basit ufak tefek zevklerim vardır. Hani benim için Fatih kalan yer, bu tarz yerlere bir İstanbullu olarak 25 dakikada erişebiliyor olmak ve eskiden imparatorların, padişahların 500 yıl boyunca kullanılan mekanları tekrardan oturup kullanıyor olabilmek benim için en önemli şey. Ayrıcalık noktası diyebilirim ve Fatih'i benim için sevdiren nokta da bu. Pargalı İbrahim dışında kimsenin giremeyeceği bir yere belki ben şu an gidip oturup bir çay içebiliyorum. Yani veya 1000 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'in sadece Enderun'dakilerle oturup görebileceği bir sırça köşkün yanında ben oturup kahvemi içebiliyorum. Ve bence hayatı güzel kılan şeyler böyle basit şeylerden zevk alabilmektir. Bunu da 30 yaşımdan sonra keşfettim. Yani ondan önce arabam olsun, evim olsun, zengin olayım, uçayım, kaçayım tarzı fikirlerim vardı. Çocukça geliyor şu an. Ama Fatih'in bana sağladığı en büyük imkan hani 1000 yıllık, 2000 yıllık bir tarihin kenarında ve içinde yer alıp o mekanlarda yer almak.